Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a katılımlarından ötürü bizleri onurlandırdığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızın ifadesi olarak kendisine bir hediye takdimimiz oluyor efendim. Efendim, hepimizi onurlandıran firmalarımıza plaketlerini takdim etmeye başlıyoruz. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. 9. firma Şampiliç Gıda temsilcisi aramızdaysa hemen alkışlarınızla. 7. firma Aksa Akrilik. En çok satış yapan firma kategorisi. Efendim 5. firma Erdemir Çelik. Adanus Plastik Ambalaj Toplama. Üçüncü firma Boş efendim. Boş temsilcimiz hoş geldiniz siz de. Evet Erdemir Çelik. Daha sonra Adanus. Adanus lütfen buyurunuz. Evet. Ve ikinci firma Toz Çelik Profil. Toz Çelik Profil temsilcisi. Evet. Teşekkürler. Ve birinci firma Çolakoğlu Metalurji. Evet. Evet, Toz Çelik ve Çolakoğlu Metalurji birinci firmamız en çok satış yapan firma kategorisinde. Evet, Çolakoğlu firması, evet Çolakoğlu Metalurji firmasının değerli temsilcisi de ödüllerini alıyorlar. Kutluyoruz kendilerini efendim. OSB'lerde en çok satış yapan firma kategorisinde ilk 10 firmamıza ödülleri takdim ettik. Çok teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz sizi, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ve en çok OSB'lerde satışını arttıran firma kategorisiyle devam ediyoruz. 8. firma Marsala Home Tekstil. 7. firma Altim Pazarlama. 6. firma Lyon Paketleme. 5. firma BS Grup. Yol alırlarsa çok sevineceğim. Evet buyurunuz lütfen. Evet, efendim, ilk 10 firmaya ödüllerimizi takdim ediyoruz. Evet, sırada BS Grubun değerli temsilcisi var. Energate Enerji. Evet, burada beyefendi, teşekkür ediyoruz. İkinci firma Gökçelik Çelik Eşya. Değerli bakanımızın ve değerli başkanımızın elinden bu kıymetli en çok artıran firma kategorisi. Bir fotoğraf da bugünün, bu güzel günün anısına çektiriyoruz. OSB'lerde satışını en çok arttıran firma kategorisiyle efendim devam ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Toyo Çelik. 8. firma Posko Assan. 6. firma Oba Makarnacılık. Efendim 5. firma Baştu Metalurji Akrilik. En çok ihracat yapan firmalardan biri de, değerli firmalardan biri de Çolakoğlu Metalurji, Toz Çelik Profil. Kendilerini kutluyoruz. Bütün saydığım firma temsilcilerini alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet, 4. firmamız da Aksa Akrilik. Az sonra kendilerine de. Diğer bir değerli firmamız ve Toz Çelik Profil. Evet. Birinci firma Toz Çelik Profil. Çok teşekkür ediyoruz. Ve birincilik
ödülünü de Tozçelik Profil'e takdim ettikten sonra, evet, bir toplu fotoğraf lütfen. En çok ihracat yapan firma kategorisinde. Evet, Petrofer Endüstriyel Yağlar, Altim Pazarlama, Ege Tat Gıda, sondajcılık firmasının değerli temsilcisini. Evet, Tosyalı Demir Çelik, birinci firma Sarboy Entegre Tekstil. Değerli firma temsilcilerimiz de. Mazlum ve Tosyalı Demir Çelik. Efendim, hoş geldiniz siz de. Ve Sarboy Entegre Tekstil firma temsilcilerimizi. Çelebi Plastik ve birinci firmada gördüğünüz gibi ödüllerimizi takdim ediyoruz. O seviyelerde ihracatını en çok arttıran firma kategorisi. Kendilerini tekrar kutluyoruz. İhracatını en çok arttıran firma kategorimizde değerli firmalarımızın temsilcilerine ödüllerimizi takdim ettik. OSB'lerde en çok istihdam sağlayan firma kategorisiyle devam ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sahneye doğru değerli firma temsilcilerimiz yerlerini alırlarsa çok sevinirim. Evet, Cortex. Beşinci firma Nursan Kablo Donanımları. İkinci firmamız AYD Otomotiv Endüstri ve ondan geriye gidiyoruz bildiğiniz gibi. Birinci firma, araştırmamıza destek veren Türk İş Kargo'ya teşekkürlerimizi bu arada tekrar iletmek istiyorum ve bu kategorideki ödüllerimizin takdimine. Evet. Tak ve Yorgan firmasından. Evet, Yataş AYD Otomotiv. AYD Otomotiv'in ardından birinci firmada Boş efendim. Efendim, EOSB'lerde en çok istihdam sağlayan değerli firmalarımıza ödüllerini takdim ettik. Lütfen buyurunuz bir fotoğraf çekimi için firmalarımızın temsilcileriyle. Efendim, fotoğraf çektiriyoruz. Tekrar teşekkürler, kutluyoruz sizi. 2023 yılı yatırım programında yer alan OSB'lerimizdeki 167 yatırım projesi için bugüne dek 9,8 milyar lira harcama gerçekleştirdik. OSB'lerimizde üretim yapan firmalarımız için yatırım teşvik sistemimizde bir alt bölge desteklerinden, yani bir seviye yukarı desteklerden yararlanma imkanı sunuyoruz. OSB'lerimizde gerçekleştirilecek 316 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 3715 proje için 2023'te yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bugüne kadar kalkınma ajanslarımız OSB'lere yönelik yürütülen 496 projeye 2 milyar 900 milyon lira kaynak sağladı. Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın yolu güçlü üretim altyapısıyla birlikte, az önce kıymetli başkanımız da vurguladı, Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerine sahip olmaktan geçiyor. Bu kapsamda OSB'lerimizin yalnızca üretimin değil, yenilikçi teknolojileri geliştirmenin de adresi olması büyük önem taşıyor. OSB'lerimiz bünyesinde yer alan 636 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile katma değerli üretimin yanında olduk. Tüm bu destekler neticesinde OSB'lerimiz büyümeye, gelişmeye, istihdamın ve ihracatın öncüsü olmaya devam ediyor. Son 21 yılda organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 353'e, OSB'lerimizde çalışan sayısını 415 binden 2,5 milyona, üretimdeki parsel sayısını 11 binden 58 bine hep birlikte çıkardık. İhracat yapan OSB firmalarımız 10 binin üzerinde. Ülkemizde sanayi alanlarını daha da büyütmek, sanayicilerimizin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda büyük bir hızla cevaplayabilmek adına önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Hali hazırda ülke yüz ölçümümüzün 3.5% düzeyinde olan planlı sanayi alanlarını
ülke yüz ölçümümüzün %1'i düzeyine çıkarmayı amaçlıyoruz. Hazırlamakta olduğumuz sanayi alanları master planı ile planlı sanayi alanlarının genişleme ve kurulum çalışmalarını tren yolu, karayolu ve liman bağlantılarıyla birlikte tasarlayacağız. Hızlı sanayileşmenin önünü açmak adına kamu özel işbirliğini de içeren alternatif finansman modellerini harekete geçireceğiz. Bir yandan da sanayimizin nitelikli çalışan ihtiyacını karşılayacak adımları sizlerle birlikte atmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi sektörlerin gerektirdiği becerilerle donatmak ve istihdama katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği protokolünü geçtiğimiz dönemde hayata geçirdik. OSB'lerimizde yer alan 91 meslek lisesi ve 19 meslek yüksekokulu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor. 81 ilde 258 sanayi bölgesinde organize sanayi bölgeleri, mesleki eğitim merkezi, irtibat büroları sizlerle oluşturduk. OSB'lerimizin tümü en az bir mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşmiş durumda. Söz konusu mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı 190 bine ulaştı. Bu merkezler sayesinde sanayimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hep birlikte yetiştiriyoruz. Bu sene kalkınma ajanslarımızın temasını genç istihdamı olarak belirledik. OSB'lerdeki insan kaynağı ve ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelere, bunu düzeltiyorum. OSB'lerdeki insan kaynağı ve aranan eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelere ajanslarımız 100 milyon lira kaynak sağladı. İstihdamı güçlendirici politikalar ile eş zamanlı olarak inovasyonu, katma değeri yüksek üretimi önceleyen adımları yine sizlerle birlikte atıyoruz. Bu vesileyle sanayicilerimizi üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz sektör kampüste programına katılmaya davet ediyorum. 89 firmamız ve 83 üniversitemizi eşleştirdiğimiz bu programda 10 binden fazla üniversite öğrencimiz yapay zeka, dijital dönüşüm, ileri imalat uygulamaları gibi alanlarda en güncel bilgi ve uygulamaları sektör profesyonellerinden öğreniyor. Firmalarımız gelişen teknolojilere yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde aktif rol üstleniyor. İmalat sanayimizin dijital dönüşüm ekseninde kendini yenilemesi, rekabetçiliğini sürdürmesi açısından oldukça önemli. OSB'lerde istihdamını en çok arttıran firma kategorisine. Evet, efendim Daxer Enerji firmamızın değerli temsilcisi. Nivo Teknoloji, efendim Nivo Teknoloji ısıyla Sayın Bakanımızın ve değerli başkanımızın elinden bu kategorideki ödülleri takdim edeceğiz. OSB'ler bir toplu fotoğrafta çektireceğiz ve ödülleri takdim ettik değerli bakanımızın ve başkanımızın elinden. OSB'lerde en çok kadın istihdamını sağlayan firmalarımıza. 8. firma efendim, AYD Otomotiv Endüstri. Efendim Özdirek Ev Tekstili 6. firmamız. Tekrar kendilerini kutluyoruz. Özdirek Ev Tekstili firmamızın değerli temsilcisi de ödülünü alıyorlar. Ve Yataş Yatak ve Yorgan. Kutluyoruz tekrar. Evet, Yataş Yatak ve Yorgan. Ve 4. firmamız Penti Çorap. Kutluyoruz tekrar. Teşekkürler. Alacaklar. Evet, 2. firmamız Şempiliç Gıda. Bu temenniyi de tekrar dile getiriyorum ve efendim bu kategoride ödül alan değerli firma temsilcilerimizi hep beraber en çok kadın istihdamı sağlayan firma kategorisindeki değerli temsilcilerimizi kutluyoruz. Daxer Enerji efendim, Daxer Enerji. Karsan Otomotiv 8. firma. Efendim Nivo Teknoloji. Evet. Hub
HUBSAN derim. İkinci firmamız da bu kategoride HUBSAN Teknoloji ödülünü alıyor. Ve Baran Plastik Temizlik'te birinci firma efendim bu kategoride ödül alacak birinci firmamız. Ve çok teşekkür ediyoruz. Yerlerimize alıyoruz efendim fotoğraf çekiminin ardından. Devam ediyoruz. OSB'lerde en çok Ar-Ge harcaması yapan firma kategorisiyle devam ediyoruz efendim. Dördüncü firma bu kategoride Aktaş Döküm. Evet, Hidromek. Balıkesir Elektromekanik. Hoş geldiniz tekrar. Ve evet. Bosch firmasının ardından bu kategorideki birinci firmalarımızı kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve bir hatıra fotoğrafı için tekrar fotoğraf çekimi için sahnemizin ön tarafına alıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Yıldız Pool Otomotiv, 9. firmamız Barış Teknolojik Tesisat Sistemleri. 7. firma Yataş Yatak ve Yorgan. 6. firma Beta Enerji. Makine. Efendim 3. firma Coşkun Öz Metal. CV Enerji, lütfen buyurunuz. Evet, evet, buyurun. Daha sonra Ata Makine. Ata, buyurunuz. Ata Makine'nin ardından Coşkun Öz Metal firma. Efendim, Ar-Ge, OSB'lerde Ar-Ge harcamasını en çok arttıran firmalarımız, değerli firmalarımızın temsilcileri sahnede yerlerini aldılar, ödüllerini takdim ettik değerli bakanımızın elinden. Tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz ve alkışlarınızla uğurluyoruz. OSB'lerde yeşil dönüşüme en çok katkı veren firma kategorimizle devam ediyoruz. Üçüncü firma Tosunoğulları, CV Enerji efendim bu kategoride yine ödül alacak bir değerli firmamız. İkinci firma Doğulları Plastik, temsilcimiz, değerli temsilcimiz ödüllerini alıyorlar. Bossa, hoş geldiniz tekrar, teşekkürler. Evet, CV Enerji, hoş geldiniz siz de. CV Enerji ve Gitaş Gıda efendim, birincilik ödülünü de Gitaş Gıda. Evet. Gidiyoruz tekrar. Değerli konuklarımız, gerçekten çok fazla kategori ve bu ödüle layık çok fazla firma var. Kendilerini kutluyorum. Çok teşekkürler efendim. İlk üçe giren firmalarımıza genel performans ödüllerini takdim edeceğiz değerli bakanımız. Efendim. 10 kategoride ilk 100 sıralamasında yer aldıkları World Medicine ve CV Enerji. Bu kategoride 3 firmamız. Evet. Efendim, OSB Yıldızları 2023 araştırmasında 10 kategoride ilk 100 içinde en çok katılımcısı olan ilk 3 OSB'mize geldi sıra. Yine değerli, evet, Gaziantep OSB ve birinci efendim bu kategoride Adana. 10 kategoride ilk 100 içinde en çok katılımcısı olan Adana Hacı Sabancı OSB. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir toplu fotoğrafta bu konuda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip Hava Kargo markası Turkish Cargo tarafından Turkish Cargo özel ödülü verilecektir. Ana sponsoru olarak gösterdikleri destekten ve katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunacağız. Evet, efendim kutluyoruz, teşekkürlerimizi, şükranlarımızı aktarıyoruz. Evet, şimdi biz Turan Bey'le yeni bir anlaşma yaptık. Onu mutlulukla sizinle de paylaşalım. Benim bu bir önceki ödül çok hoşuma gitti. Bu Trabzon Silah Sanayi'ne, evet. Turkish Cargo'nun. Kaç havalimanı demiştiniz sunumunuzda? 104 tane kargo uçağıyla. O doğrudan kargo uçağıyla. 242 tane de yolcu uçağıyla, toplama 380'i buluyor tabii. Ortak havalimanları var. 380 tane. Kaç ülkede? 120 küsur ülkede. 120'den fazla ülkede 380 havalimanına malum Turkish Cargo
Türkiye'nin ihracat ürünlerini büyük bir gururla taşıyor. Şimdi Trabzon Silah Sanayi'ne de güzel bir jest ve ödül takdim etmiş oldular. Bir özel anlaşmayla bir yıl boyunca orayı destekleyecekler. Evet, ama şimdi Turan Bey'le biz anlaştık. Önceki 11 kategorinin tümünün birincilerine de bu ödülü verecekler inşallah. Biz de kendilerine bu ödülle teşekkür edeceğiz. Çok teşekkür ederim.